Bilimseverler merhaba. Bu hafta damar sertliği konusunda Türkiye'de Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan makaleyi konuşacağız. Konuğum Altos Labs'tan Doktor İsmail Çimen olacak. Damar sertliğinin tedavisi ve önlenmesindeki yeni seçeneklerin detaylarını öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. İlk olarak damar sertliği nedir? Damar sertliği arterlerin iç kısmında plak birikmesi sonucu oluşan bir durumdur. Plaklar arterlerde biriktikçe arter duvarları kalınlaşır ve sertleşir. Bu da arterlerimizin daralmasına neden olur. Bu daralma vücuttaki hayati organ dokularını ve kan akışını ve oksijen taşınmasını azaltır. Damar sertliği genellikle çocuklukta başlar ve yaşam boyu gelişmesi devam eder. Damar sertliği ile bağlantılı hastalıklar dünyada önde gelen ölüm nedenlerindendir. Damar sertliği neden olur? Damar sertliğinin tam olarak nasıl başladığı veya buna neyin sebep olduğu hala net değildir. Bununla birlikte damarlarda plak oluşumu arterlerin hasar görmesiyle başlar ve daha sonra arter duvarlarının iç kısmında kademeli bir plak oluşumu veya kronik inflamasyon nedeniyle kalınlaşma meydana gelir. Peki damar sertliğinde risk faktörleri nelerdir? Kanda yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri, yüksek kan basıncı, sigara içmek, tip 1 ve tip 2 diyabet, obezite, fiziksel hareketsizlik, yüksek doymuş yağ diyetiyle beslenmek ve yaşlanmayı sayabiliriz. Şimdi hani damar sertliğinden söz ettiniz, ne olduğunu ve detaylarını öğrendik. Peki damar sertliğinin evrelerinden de söz edebilir misiniz? Nelerdir damar sertliğinin evreleri? Arterlerimizde çeşitli tabakalar bulunmaktadır. Bu tabakaların en üst kısmında endotel hücre tabakası bulunmaktadır. Damar sertliğinin ilk aşamasında endotel tabakasında bir hasar oluştuğunda kanımızda bulunan kötü kolesterol olarak bilinen LDL'ler bu tabakanın alt kısmına geçerler. Bu da kandaki monosit olarak adlandırdığımız bağışıklık hücrelerinin alt tabakaya göç etmesine neden olur. Bu damar sertliğinin ilk aşamasıdır. İkinci aşamada ise monosit olarak adlandırdığımız bağışıklık hücreleri asıl görevi yapan makrofajlara dönüşür. Daha sonra bu makrofajlar ortamdaki LDL'leri absorbe ederek ortamdan LDL'i azaltmaya çalışır. Üçüncü aşamada ise makrofajlar çok fazla LDL absorbe ettikleri zaman foam cell dediğimiz yapılara dönüşürler. Bu foam cell'ler daha sonra aşırı LDL miktarı nedeniyle ölebilirler. Son aşamada ise damar sertliğinin aşırı ilerlemesi sonucu trombozis dediğimiz bir olay gerçekleşir. Sertliğinin tedavisindeki yeni seçenekler nelerdir? Damar sertliğinin tedavisi yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyat ile yapılmaktadır. Son zamanlarda monoklonal antikor ve siRNA enjeksiyonu yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Yine yağ asidi takviyesi de yeni tedavi seçenekleri olarak kullanılmaktadır. Örneğin PCSK9 inhibitörü olarak evolokumab adı altında bir PCSK9'ı hedef alan bir monoklonal antikor kullanılmaktadır. İkinci olarak ise inklisarin olarak bilinen bir siRNA kullanılmaktadır. İnklisarin PCSK9 proteininin translasyonunu inhibe ederek vücuttaki seviyesini düşürür. Diğer bir seçenek ise 2017'de Kantos olarak bilinen klinik çalışmada kanakinumab damar sertliğinin tedavisinde kullanılabileceği gösterilmiştir. Kanakinumab, interleukin 1 beta'yı hedef alan bir monoklonal antikordur.
Son olarak da omega 3 yağ asidi takviyesi yine damar sertliğinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmalarınızdan söz eder misiniz? Olarak Türkiye'de yaptığım ve Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada omega 3 gibi ikinci bir yağ asidinin damar sertliğinin tedavisinde kullanılabileceğini klinik öncesi çalışmalarımda gösterdim. Tekli doymamış bir yağ asidi olan palmitoleitin cis formunun damar sertliği ündüklenmiş fare modellerinde damar sertliğini önlediğini gösterdim. Palmitoleit yağ dokusunda de novo lipogenez dediğimiz bir yol ile üretilir ve lipid hormonu olarak çalışır. Çalışmamda palmitoleitin bağışıklık hücresi olarak bildiğimiz makrofajların endoplazmik retikulum membranına girerek bu endoplazmik retikulumda oluşan stresi azalttığını gösterdim. Azalan endoplazmik retikulum stresi aynı zamanda makrofaj hücrelerinde endoplazmik retikulum kaynaklı inflamazon ve inflamasyon azalmasına neden oldu. Bunun sonucu olarak da makrofajlar daha sağlıklı bir şekilde damar sertliği bulunan ortamda görevini yaptı. Bunun sonucu olarak da damarlardaki biriken plakların azalmasına neden oldu. İkinci çalışmamda ise palmitoleitin trans formunun damar sertliğine olan etkisini araştırdım. Çünkü trans palmitoleit insanlarla yapılan epidemiyolojik çalışmalarda diyabet hastalarında kanda düşük glikoz seviyesi ve artan insülin hassaslığı ile ilişkilendirilmişti. Bu çalışmalar bize insanlarda trans palmitoleitin yararlı bir etkiye sahip olduğunu göstermekteydi. Bundan dolayı trans palmitoleitin cis palmitoleit gibi damar sertliğini azaltabileceğini düşündük. Ancak yaptığımız çalışmalarda trans palmitoleitin damar sertliğine herhangi bir etki yapmadığını bulduk. Bunun mekanizmasına baktığımızda trans palmitoleitin makrofajlarda oluşan endoplazmik retikulum stresini ve inflamasyonu azaltmadığını, yani herhangi bir etki yapmadığını bulduk. Bundan dolayı damar sertliğinde herhangi bir azalma görmedik. Yolculuğunuz nasıl bu alanda oldu? 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldum. Daha sonra doktoramı yapmak için ODTÜ'ye gittim. Orada kolon kanseri çalıştım ve 2012 yılının Aralık ayında mezun oldum. Sonrasında Bilkent Üniversitesi'nde ilk doktora sonrası çalışmalarımı yaptım ve burada çalışma konumu değiştirerek kanserden damar sertliğine geçtim. 2016 yılının Ekim ayında Münih'te bulunan Ludwig Maximilian Üniversitesi'ndeki Kardiyovasküler Hastalıkları Önleme Enstitüsü'nde ikinci doktora sonrası çalışmalarımı yaptım. Ve sonra 2022 yılının Şubat ayında Altos Labs'ta Principal Scientist olarak çalışmaya başladım ve halen burada çalışıyorum. Burada damar sertliğini tedavi etmeye yönelik klinik öncesi çalışmalarıma devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Damar sertliği ile ilgili yaptığınız çalışmaları ve yeni tedavi seçeneklerini anlattığınız yeni araştırmalarınızla tekrar görüşmek üzere.